Herkese merhabalar. Mayoz konusuyla birlikteyiz. Mitozu bitirmiştik. Eşeğsiz üreme çeşitlerinden bahsetmiştik. Bu videoda da mayoz bölünmeden bahsedeceğiz. Hangi canlıların mayoz bölünme yaptığından, bu bölünme sonucunda kaç tane hücre oluştuğundan bahsedeceğiz. Şimdi bir başlayalım. Canlıların üreme organlarına organlarında canlıların üreme organlarına aynı zamanda ne ismini vereceğiz? Gonad adını vereceğiz. D ile de yazıyorlar, S ile de yazıyorlar. Burada yer alan üreme hücreleri olacak, ama üreme ana hücrelerinde meydana gelecek. Mitoz bölünme için ne demiştik? Vücut hücrelerinde meydana geliyordu, genetik çeşitlilik oluşmasını sağlamıyordu. Mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinde, ananın Baş, altını çize çize söylüyorum. Üreme ana hücrelerinde meydana gelecek mayoz döllenme olayı ile birlikte neyin temelini oluşturacak? Eşeyli üremenin temelini oluşturacak. Aynı mitozda eşeysiz üremenin temelidir dediğimiz gibi mayozda da eşeyli üremenin temeli olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü mayoz bölünmesi sonucunda genetik çeşitlilik yani varyasyonların oluşması sağlanmış olacak. Böylelikle tür içinde her canlı birbirinin fotokopisi gibi olmayacak. Baktım kimler peki bu üreme ana hücreleri dediğimiz hücreler? Üreme ana hücrelerin mayoz bölünme geçirme sonucu oluşup döllenme için farklılaşan hücrelere de ne ismini verecektik? Gamet kelimesini kullanacağız. Bir de bazı kelimelerin çok üstünde duruyorum. Bir sonraki ünitemizde kalıtımı göreceğiz. Orada hep işte gamet çeşidini bulunuz, şu gameti oluşturabilir mi gibi kelimeler kullandığımız için sizin bunun mantığını iyi bilmeniz lazım. Mayoz bölünme sonucunda oluşan her bir takımdan sadece bir özelliğe sahip hücrelere gamet hücresi ismini veriyoruz. Aslında bahsettiğimiz şey ne? Dişilerdeki yumurta hücrelerinden, erkeklerdeki spermlerden bahsediyoruz. Eğer bitki olsaydı sperm yerine polen kelimesini kullanabilecektik. Yani şimdiye kadar aslında söylediklerimi bir toplayayım. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülecek. Sakın üreme hücreleri mayoz bölünme geçiremez. Üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirecek. Üreme organlarına gonad, üreme hücrelerine de gamet kelimesini kullanabiliyoruz dişilerin ürettiği gametlere yumurta yani şundan bahsediyoruz erkeklerin ürettiği e, gametlere ise sperm adını veriyoruz yumurta ve sperm birleşmesine ise döllenme diyeceğiz döllenme dediğimiz olayda genetik çeşitliliği sağladığı için mayoz bölünme ve döllenme eşeyli üremenin temelini oluşturacak gametlerin oluşması bizim için gametogenez dediğimiz olaydır yani gamet oluşumu sırasında meydana gelen mayoz bölünmeye gametogenez ismini vereceğiz. Gametler birleşmesi sonucu döllenme olayı meydana gelecek. Döllenme. Döllenme olayı gerçekleştiği zaman da ilk oluşan hücre bizim için zigot adını verdiğimiz hücre olacak. Zigot da bundan sonra mitoz bölünmeye başlayacak. Mayoz ile gamet oluşumu sırasında kromozom sayısı ne yapıyor? Yarıya iniyor. Mitozda kromozom sayısı değişmezdi. De, mayoz bölünmede ise yarıya inecekti. Bu sayede döllenme sonucu oluşan zigotta kromozom sayısı korunmuş olur. Şu cümleye dikkat ediyorsun. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Diyorsun ki hemen mitoz. Hayır tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan mayoz bölünmedir. Benim diploid hücrelerim yani iken 46 kromozomlu hücrelerim var. Erkek bireylerde de iken 46 kromozomlu hücreler var. Bunlar mayoz bölünme geçirdikleri zaman kromozom sayısı yarıya iniyor. Yani haploid kromozom takımına sahip yumurtayla haploid yani monoploid tekli demek istiyorum. Sperm meydana geliyor. Yumurta ve sperm döllenince zigot dediğimiz bebiş meydana geliyor. Yine o da iken kromozomlu oluyor. Yoksa aksi takdirde kromozom sayısı tür içinde koruyamazdık. Mutlaka önce yarıya inmesi lazım. Sonra yarıya inenlerin birleşmesi lazım gençler. Hemen bir tane de soru çözelim. Bir hücrenin mayoz geçirmesi sonucu döllenme olmaksızın he döllenme gerçekleşmeyecek. Yapılarından hangileri elde edilir? Bir hücre mayoz geçirirse yumurta ana hücresi tabii ki elde edilmez. Anca yumurta hücresi veya sperm hücresi meydana gelir. Yumurta ve spermin döllenmesiyle zigot meydana gelir. E burada döllenme olmaksızın dediği için zigotu da alamadık. Cevabımızda ne oldu? Yalnız ikiye düşmüş oldu. Gençler mayoz bölünmenin başında bir bahsedelim. Mayoz bölünme ile ilgili kavramlardan. Şimdi Yine bir kodlama yapmıştık ya mitoz bölünmede. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Burada da aynı mantık geçerlidir. Ya da ip mat şeklinde de baş harflerinden de ezber yapabiliyorsunuz. Burada da yine aynı mantık söz konusu olacak. En başta interfaz adını verdiğimiz bir evre söz konusu olacak. Önce şuradan bir göstereyim. Öncelikli olarak bir interfazımız olacak. Yani hazırlık evresi dediğimiz evre gerçekleşecek. Arkasına mayoz bölünme meydana gelecek. Mayozu da kendi içinde iki evreye ayıracağız. Bir mayoz bir diyeceğiz. Bir mayoz iki diyeceğiz. Mayoz birin içinde de Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Mayoz 2'nin içinde de Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış olacak. Yani sıralama aynı fakat burada iki tane basamaktan bahsediyoruz. Ve interfaz sadece Mayoz bölünmenin başında bir kez gerçekleşiyor. O da Mayoz 1'in başında gerçekleşiyor. Şimdi doldurmaya başlayalım. Bir kez interfaz gerçekleşecek. iki kez bölünme gerçekleşecek. Yani Mayoz 1 ve Mayoz 2'den bahsediyoruz. Hatta şu Burası mayoz 1 adını verdiğimiz aşama olacak. Burası da mayoz 2 adını verdiğimiz aşama olacak. Sonuçta kaç tane hücre oluşacak? En sona baktığımız zaman 4 tane hücre oluşmasından bahsedeceğiz. Bu hücreler de sonradan farklılaşacak, yumurta ve sperme dönüşecek. Yani gamet adını verdiğimiz yapıya dönüşecekler. Gametler bölünme yeteneğine sahip değildir. Yani mayoz bölünme sonucunda oluşan gametler tekrardan bir mayoz bölünme geçiremezler. Sadece bunların döllenmesi gerçekleştiğinde oluşan zigotun bölünme yeteneği var gençler. Onu da yazmış olayım. Zigot mitoz bölünmelere başlayacak. 2 4 8 16 32 64 diye hücre sayısı artacak. O doğan bebişe oluncaya kadar hatta bebekler de mitoz bölünme geçirmeye devam edip yetişkin ergin bireyler olacaklar Mayoz ne amacıyla gerçekleştirilir? Tabii ki üreme gerçekleşmesi amacıyla hayatın bazı dönemlerinde görülür. Buraya da dikkat. Mayoz videosu biraz uzun sürecek. Arkasına sorular da koydum. Karşılaştırmalar da yapalım diye. Onu baştan bir söylemiş olayım. Çünkü söylemediğim hiçbir cümle kalsın istemiyorum. Diğer konuların da temelini oluşturuyor. Diğer konularla da çok bağlantılı. Mitozu şöyle bir düşün. İşte yumurta ve sperm birleşti zigot oldu. Zigot mitoza başlıyor. Yani oluşumdan ölene kadar mitoz bölünme devam ediyor. Ama mayoz bölünme dediğin şey hayatın belli dönemlerinde görülüyor. Ben ergenliğe girdikten sonra mayoz bölünme yapmaya başlıyorum. Yani yumurta üretmeye başlıyorum. Menopoz dediğimiz kadınlardaki o dönemde ise benim mayoz bölünme yapmam duruyor. Üreme dönemi denilen bir dönemimiz söz konusu. Erkeklerde biraz daha farklı. Kadınlar gibi net çizgilerle üreme dönemi sonlanmıyor. Onu üreme konusunda çok detaylı anlatacağım size. Ama sonuçta bu hayatın belli bir döneminde gerçekleşiyor. Ergenlik döneminden önce mayoz bölünme yapmıyorum. Maya sonucu oluşan yavru hücreler hem ana hücreden hem de birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bu da bizim için önemli. Dört tane yavru hücre oldu ama bu dördünün de genetik yapısı birbirinden farklı. Hangisi döllenmeye katılırsa onun sahip olduğu özellikler bir araya gelmiş ve çeşitlilik oluşmuş olacak. Hemen devam edeyim. Biri anneden, biri babadan gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara da homolog kromozomlar ismini vereceğiz. Homolog kromozomlar. Aşağıdaki şekilde bir homolog kromozomu gösteriyor. Homolog kromozom üzerinde genlerin bulunduğu bölgeler olacak. Biz bunlara lokus kelimesini kullanacağız. Bu kromozomların karşılıklı lokuslarında da ee, aynı karaktere etki eden genler bulunacak. Hemen şurayı düzelteyim. Aynı karaktere ait genler bulunacak. Ne demek istiyorum? Şimdi ben şöyle göstereyim size. Diyelim ki büyük A özelliğine sahip olayım. Bu da benim kahverengi gözlü olma genim olsun. Bir de benim küçük A yani mavi gözlü olma genim olsun. Kahverengi gözlü olmak mavi gözlü olmaya baskındır. O yüzden de bana dışarıdan baktığın zaman kahverengi gözlü göreceksin ama ben 2n kromozomlu bir canlıyım ya. Benim her özelliğimle ilgili iki tane genim var. Göz rengimle de ilgili iki tane genim var. Atıyorum böyle olsun. Benim bir kahverengi gözlü olma genim olsun, bir tane de mavi gözlü olma genim olsun. Aynı zamanda kıvırcık saçlı olma genine büyük B diyelim. Düz saçlı olma genine ise küçük B diyelim. Ben hem kıvırcık saçlı genine sahip olayım hem de düz saç genine sahip olayım. Benim genetik yapım bu. Sonra ben mayoz bölünme yaptığım zaman ya şunu vereceğim çocuğuma ya bunu vereceğim ya da işte aralarında parça değiş tokuşu durumu söz konusu olacak. Bu ikisi Aynı karakteri temsil eden genleri taşıyorlar ya bu ikisi de göz rengi. Bu ikisi de saç şekli. O yüzden bununla bu birbirinin homolog kromozomu. Homolog kromozomlar interfazda mayozun başında eşlenecek. Yani bunlar eşlendiği zaman ben iki tane kahverengi gözgeni ne sahip gibi olacağım tetratları oluştursunlar diye şuraya da baktığın zaman kıvırcık saçtı kıvırcık saçtı buraya baktım şurası küçük aydı buna eşledim burası da küçük a oldu şurası küçük beydi bunu da eşledim küçük b oldu şimdi şununla şu birbirinin fotokopisi. Birbirinin fotokopisi olduğu için bunlara kardeş kromotit kelimesini kullanacaksın. Birbirinin aynısı. Şu ikisi ise kardeş olmayan kromotitler. Çünkü birbiriyle aynı değiller. Aynı özellik ikisinde de göz rengi ikisinde de saç şekli ama birbirinin aynısı değiller. Kardeş olmayan kromotitler arasında gen alışverişi olacak. Biz de ona birazdan crossing over adını vereceğiz. E şey ana hücrelerinin hücre döngüsünden yani mayoz bölünmeden aslında bu şekilden bahsetmiştim. Bir daha üstünden geçeyim. En başta neyimiz vardı gençler? İnterfaz. Yani hazırlık evremiz vardı. Aynı mitozdaki cümleleri yapıştır olur. G1, S, G2 açacağım birazdan. Mayozu da kendi içinde mayoz 1 ve mayoz 2 diye ikiye ayırıyorsun. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Yani sitoplazma bölünmesi de tabii ki bizim için sitokinez. Hatta bir diyeyim şuraya. Şurası da bizim için sitokinez 2 adını verdiğimiz bölünme şekli olacak. Eşeği ana hücreleri mayoza başlamadan önce mitozda olduğu gibi ne geçiriyormuş? Başka renk alayım. İnterfazı geçirecek. İnterfazın hangi evreleri vardı? G1, S ve G2 evreleri vardı. Birebir aynı cümleleri yapıştırabilirsin dediğim gibi. İnterfazda ne olur? Metabolik olaylar hızlanır. Hücre bölünecek ya, bölünmeye hızlan. Hazırlandığı için böyle içeride işler daha hızlı hızlı gerçekleşecek. DNA eşlenir. Hatta bunu hiç unutmuyorsun DNA'nın eşlendiği evre S evresiydi. Eğer bu hayvansal bir hücre ise sentrozom organeli de yine eşlenecekti. Sayısını arttıracaktı. Sadece yıldız 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 mayoz birin başında var. Şıklarda yazıyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz bölünme sırasında bir kez gerçekleşir? İşte yazıyoruz sitoplazma bölünmesi bilmem nenin gerçekleşmesi Bunlar hep iki kere oluyor ama interfaz yani DNA'nın eşlenmesi mayoz bölünme sırasında sadece bir kez gerçekleşecek. Mayoz 1 ile de başlayalım. Mayoz 1 dediğimiz zaman profaz 1 evresiyle başlar. Profaz 1 mayoz bölünmenin en uzun evresidir en can alıcı olaylar burada gerçekleşecek. Şimdi normal şartlarda düşündüğün zaman şu senin hücren olsun. Hücrenin içerisinde çekirdeğin vardı. Çekirdeğin sanki içerisinde de parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmışım gibi görünen kromatin iplik şeklindeydi. Şurası da çekirdekçik adını verdiğimiz yapıydı. Kromatin iplikler hücre bölünmesi sırasında ne yaptı? Bunlar homolog kromozomlar eşlenecekler, takımlar haline gelecekler. Daha sonra bunlar böyle kıvrım 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 yaparak kromozom dediğimiz yapıların oluşmasını söz konusu olacak. Bu da bizim oluşan kromozomumuz. Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturdular. Homolog kromozomlar yan yana gelerek neyi oluşturacaklar? tetrat adını verdiğimiz yapıları oluşturacaklar. Bir tetrat dediğin şeyde de iki tane kromozom yani dört tane de kromotit bulunacak. Şunu da şurada göstereyim. Bir, iki, üç, dört. Yani burada dört tane ne var? kro motit adını verdiğimiz yapı var. Bunlar kısalıp kalınlaşarak neye dönüşüyordu? Kromozom dediğimiz yapılara dönüşüyorlardı. O zaman 4 kromotit bir araya geldiği zaman iki tane kromozom meydana gelir. Bunlar da bir araya geldikleri zaman tetrat adını verdiğimiz yani bir tane tetrata dönüşecekler. Bazen soruda soruyor diyor ki 46 kromozomlu bir insan mayoz bölünme sırasında kaç tetrat oluşturur? Sen zaten böyle formül mormül hiçbir şey bilmene gerek yok. En fazla bileceğin şey bu. 46 tane kromozomu varsa 23 tane tetrat oluşturur. Yani yarısı kadar. Ya da diyor ki 46 kromozomu olanda kaç tane kromatit vardır? 2 kromozom 4 kromatite eşitse 46 kromozomda 92 kromatite eşittir diyeceksin. Homolog kromozomlar yan yana gelip fiziksel olarak birbirlerine değiyorlar. Bunların birbirine değmesine sinap siz adını veriyoruz. Şimdi buradan da bir şeye bakmanı istiyorum. Bak şimdi buna büyük A, büyük B, büyük C, büyük D, büyük E, büyük F, büyük G. Bu da bunun aynısı. O zaman şu ikisi kardeş. Kardeş. Burada büyük A var, burada küçük A var. Burada büyük B var, burada küçük B var. Burada küçük C, burada büyük C var. O zaman bunlar da kardeş olmayan. Kardeş olmayanlar birbirine değecek. Normalde burada büyük F büyük G var. Burada da küçük F küçük G özelliği vardı. Bu ikisi birbirine değecek. Birbirine değmesine ne diyecekmişsin? Sinapsis. Sinapsisin etki ettiği bölgelere ise kiyazma adını vereceksin. Bak aynı şekil burada. Normal şartlarda sonra dönüp bakacaksın buna. Şu bir tane kromatin de bu da bir tane kromatin değil miydi? Burası büyük D, büyük E, eskiden büyük F, büyük G şeklindeydi. Bunun da şurasına baktığın zaman burası küçük d, küçük e, eskiden küçük f ve küçük g idi parça değiş tokuşu oldu değdikleri noktada artık küçük f ve küçük g buraya gitti büyük f ve büyük g buraya gitti yani şurası arasında parça değiş tokuşu oldu parça değiş tokuşunun olmasına burada gen alışverişi yapılmasına crossing over parça değişimi adını vereceğiz. Tabii ki tür içi çeşitliliğin oluşmasına sağlayacak, arttıracak. Normal şartlarda böyle bir gen dizilimi söz konusu değildi. Profaz 1 en uzun evremiz dediğim gibi çekirdek ve çekirdek zarı ne yapmaya başlayacak, kaybolacak. Aynı e, mitozun profazında söylediklerimiz gibi çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. Hayvan hücrelerinde sentrozom belinerek zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlayacak. İyi ipliklerini oluşturacak. Kromozomlar da kinetokorlarından nereye tutunacaklar? İyi ipliklerine tutunacaklar. Ama homolog kromozom kelimesini kullanacaksın. Metafaza baktık. Homolog kromozomlar karşılıklı şekilde ekvatoroid Ekvatoral düzleme rastgele dizilim yapacaklar. Rastgele yani kimin ne tarafa gittiği nasıl dizildiği söz konusu değil. Bak ne yapmışlar karşılıklı olarak görüyorsan direkt yapıştıracaksın mayoz bölünmedir diye. 1 2 3 4 bu iken eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin metafaz birinin şekli. Ne yapmış bunlar iyi ipliklerine tutunmuşlar. Şunlar sentrozom organeli parça değişimi yapılmış. Bununla bu yer değiştirmiş. Bununla da bunun yer değiştirmesi söz konusu olmuş. Ana faz bir neydi? Zıt kutuplara hareket ederdi. Ama kim diyorduk? Kardeş kromatitler. Burada ise homolog kromozom dediğimiz yapılar birbirinden ayrılacak. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilecek. Kromozom sayısının yarıya inmesinin temeli atılmış olacak burada. Telofaz 1 evresi ise yine profaz 1'in tersi gibi düşünebilirsin. Bazen çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur ama bazen bazen oluşmaya da biliyor. Çünkü devamı var ya Mayoz ikisi var. İyi iplikleri kaybolacak. Eş zamanlı olarak kim de başladı telefazla? Sitokinez bir de başladı. Yani telefaz gerçekleşirken zaten yavaş yavaş sitoplazma bölünmesine de hazırlık başlıyor. Eğer bir hayvan hücresi ise gayet boğumlanma dediğimiz şekilde gerçekleşiyordu. Sitokinez dıştan içe doğru boğumlanma yapılıyordu. Ama bir bitki hücresinden bahsediyorsak bitki hücrelerinde hücre zarının dışında bir de hücre çeperi vardı. İki iki tane çekirdek olsa dahi dış içten dışa doğru ara lemel ara çeper oluşumuyla anca stokinez gerçekleşebiliyordu. Bu evrenin sonunda haploid en kromozomlu iki tane hücre oluştu. Bu hücreler interfaz geçirmeden ayrı ayrı mayoz 2'ye geçtiler. Yani bir daha interfaz yok. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya indi. 46 kromozomlu bir hücre mayoz bölünme geçirdi. Mayoz 1'i bitirdi. Şunun kromozom sayısı 46 idi. Oluşanların kromozom sayısı artık 23 3 yıldız 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 mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz 1 sırasında aşağıda verilenlerden hangisi görünmez? Tetrat oluşumu zaten profaz 1'de homolog kromozomlar yan yana geldiği zaman tetrat oluşuyordu. İpli oluşumu zaten profaz evresinde meydana gelecek. Ha, DNA eşlenmesi interfaz evresinde gerçekleşiyor. Yani mayoz birin içinde değil. Crossing over gerçekleşebilir ama crossing over dediğimiz olay tesadüfi bir olaydır. Yüzde yüz gerçekleşmek zorunda değil. Bana sorsan yüzde %99 99.99 gerçekleşir. Mutlaka mayoz bölünme yapıyorsun çünkü şey gibi düşün. Benim genlerim var. Genlerimin içinde yüzlerce nükleotit var. Oradan git. Yüzlerce nükleotit bir araya geliyor, genleri yapıyor. Binlerce gen bir araya geliyor, kromozomu yapıyor. E haliyle 46 kromozomda bir araya gelince benim DNA'mı yapıyor. O zaman ben 46 çarpı binlerce çarpı binlerce nükleotite sahibim. Sayısına hesaplayamıyoruz. Bunların arasında mayoz bölünme sırasında mutlaka bir crossing over parça değiş tokuşu gerçekleşiyor. Ama ihtimal gerçekleşmeyebilir mi? Gerçekleşmeyebilir. Soru da sana sordu. Mayoz bölünmede kesinlikle crossing over gerçekleşir. Bu ihtimali bir olaydır. Gerçekleşmeye de bilir. O yüzden de genetik çeşitliliği arttırıyor çekirdek zarının erimesi zaten. Tabii ki mayoz bölünmenin içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Geldik mayoz 2 dediğimiz şu tarafa koyalım kağıdımızı. Mayoz 2 dediğimiz evreye, mayoz 2 dediğimiz evrede yine profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 evrelerinden meydana gelecek. Şekilsel olarak baktığın zaman mitozdan ayırabilmen söz konusu değil. O yüzden şekilli sorularda mitoz gibi gördüğün her hücre aslında mayoz bölünmede geçiriyor olabilir. Profaz 2'ye baktığım zaman iyi iplikleri oluştu. Kinetokorlarından kromozomlara bağlandı. Çekirdek zarı ve çekirdekcik eğer oluştuysa kayboldu. Çünkü bazen oluşmayabiliyorlar. Metafaz 2 kardeş kromatitler karşılıklı gelecek şekilde ekvatoral düzleme dizildiler. İki tane hücre var diye ikili ikili devam ediyoruz. Daha sonra neye geçecek bunlar? Anafaz 2'ye geçecekler. Şu birbirinden ayrılanlar artık birbirinin nesi? Kardeş kromatidi. Aynı mitozda kullandığımız gibi. Anafaz 1'de kim ayrılıyor diyeceksin? Homolog kromozomlar. Anafaz 2'de kardeş kromatitler ayrılıyor diyeceksin. Kardeş, kromotit ler birbirinden ayrılır. Zıt kutuplara çekilirler. Bu evreden sonra artık şunların her birine de kromozom olarak adlandırabiliyoruz. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüşecekler. Tekrardan incelip uzayacaklar. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlayacak. Çekirdek çık yeniden oluşacak. Eş zamanlı olarak da tabii ki sitokinez gerçekleşecek. Zaten bak yavaştan sitokinez gerçekleşmeye başlamış. Hayvan hücresi olduğu için boğumlanma şeklinde gerçekleşecek. Stokinezikide de geldik. İyice boğumlanma tamamlandı. Buradan bir hücre oldu. Buradan da özür dilerim buradan ayrıldılar. Yine hücre oluştu. Buradan da ayrılma işlemi gerçekleşti. Hayvan hücrelerinde bir daha üstüne basıyorsun. Boğumlanmayla bitki hücrelerinde aralemel oluşumuyla gerçekleşti. Bu evrenin sonunda kalısal olarak birbirinden farklı 4 tane kromozom sayısı da en olan en sona baktığım zaman hücre oluşmuş oldu gençler stokinez 2 gerçekleştirdiğimiz zaman mayoz 1'i tekrar edelim dedik ama mayoz 1'i tekrar etmeden önce ben şuradan bir göstereyim o zaman size birincisi bizim bir tane hücremiz vardı 2 en eşittir 46 olarak kabul ettim kromozom sayısını öncelikli olarak neye girecekmiş mayoz 1 dediğimiz evreye girecek bu evrenin sonunda iki tane hücre oluşacak mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya indi en eşittir 23 şeklinde Moldo. Sonra buradan da tekrardan mayoz 2 devam etti. Mayoz 2 devam ettiği zaman da 1, 2, 3, 4 tane hücre oldu. Mayoz 2'nin başında interfaz yapılmadığı için zaten kromozom sayısı falan değişmedi. En eşittir 23, en eşittir 23 kromozom sayısına sahip 4 tane yavru hücre oluştu. Oluşan hücrelere gamet diyoruz. Dişi yaptıysa yumurta, erkek yaptıysa polen kelimesine kullanacağız. Burada bileceğin şeyi de tekrardan söylüyorum. Tetrat ve homolog kromozom oluşumu mayoz bölünmeye özgü bir şeydir. 1, 2, 3, 4. 4 tane kromatit kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. 2 tane kromatit bir kromozom yaptığına göre o zaman 4 tane kromatit de 2 kromozom yapar. Bunlar da şöyle yan yana dizildikleri zaman tetratları oluşturuyorlar formül mormil hiçbir şey yok. Dört tane kromotin iplik veya kromotit dediğimiz yapı bir araya geldiği zaman iki tane kromozom meydana geliyor. Bu da bir tane tetrat oluşmasını sağlamış oluyor gençler. Mayoz 1'i tekrar edelim tabii ki edelim. En başında neyin gerçekleşmesi lazım? Mayoz 1'in başında interfaz adını verdiğim hazırlık evresi gerçekleşti. G1S ve G2 evrelerinden oluştu. Metabolik faaliyetler arttı. Organeller eşlendi. Enzim sentezi arttı. En önemlisi ise S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşti. Sonra profaz 1'e geldik. Çekirdek zarı ve çekirdekçik eridi. Kromotin e, kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak bu sefer homolog kromozomları yani tetratları dörtlü yapıları meydana getirdiler. Metafaz 1'e baktığın zaman ekvator düzleminde tetratlar diziliyor. Şu sentrozomlara tutunuyorlar. Anafaz 1'de karşılıklı kutuplara kimler çekildi? homolog kromozomlar çekildi. Kardeş kromatitler değil, kardeş kromatitler henüz bir aradalar. Sonra telafaz evresi gerçekleşti. Dediğim gibi çekirdek zarı ve çekirdekcik yeniden oluşabilir de oluşmayabilir de devam edebiliyor çünkü. Stokinezde gerçekleştiği zaman kromozom sayısı yarıya inmiş oldu. Mayoz 2'de ise şekil olarak mitozdan ayırt edemem dediğim gibi metafaz evresinde tuttu. Ekvator düzlemine dizildi. Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı. Telofaz evresinde telofaz 2 evresinde çekirdek zarı yeniden oluştu. Çekirdekçik gençler bir daha meydana geldi. Hop stoplazma bölünmesini yaptı. Böyle Özellikle bir hücreden 4 tane yeni yavru hücre meydana gelmiş oldu mayoz bölünme sayesinde. Hemen bir sorusunu da çözelim, daha doğrusu bir şey gösterelim. DNA miktarıyla alakalı. Aşağıda mayozda DNA miktar değişimini grafiği üzerindeki interfaz, mayoz 1 ve mayoz 2, c, stokinez, d, e evrelerini gösterin. Yani harflendirerek gösterme yapın demiş. Hemen sizinle birlikte de bakacağım ben hangi harflendirmenin hangi işe yaradığına. Şöyle bakıyorum. DNA miktarına baktığımız zaman hücredeki DNA miktarı ne kadarmış? 2x kadarmış. Hücrede 2x kadar DNA varsa bu DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evre şurası. Yani hangi evreden bahsediyoruzdur? S evresi dediğimiz evreden bahsediyoruzdur. Şurası da bizim hücre bölünmeye başlamış G1. Şurası da G2 adını verdiğimiz evremiz olacak. Yani şöyle bir baktığımız zaman burası bizim interfaz adını verdiğimiz yani A ile gösterdiğimiz evre olacak. Interfaz evresinden sonra mayoz 1'e başlamamız lazım. Mayoz 1'in evreleri de bizim için nelerdi? Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde gerçekleşiyordu. O zaman interfazdan sonra mayoz 1'e baktığım zaman şurası profaz 1 olacak. Metafaz 1 olacak. Anafaz 1 olacak. Aynı zamanda telefaz 1 evresi de burası olacak. Sitokinez 1'de kromozom sayısı yarıya iniyor. O zaman şu gösterdiği evre sitokinez 1 olmalı. Yani deniz evresi olmalı. D ile gösterdiği için orayı aldım. Sonra tekrardan kim başladı? Mayoz 2. Bu sefer profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 adını verdiğimiz evre gerçekleşecek. Telofaz 2 evresinden sonra da tekrardan yarıya inmeyi gerçekleştirdiğimize göre stokines E evresi gerçekleşecek. Burada bir şey aklımızı karıştırmasın. Benim az önce yazdığım şey neydi? Bazen kromozom sayısı ile ilgili soruyu verdiği zaman bu şekilde kabul ediyorum. Diyorum ki interfaz evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşir. Soru da bana diyor ki bir hücre bir hücre 2 çarpı 2 demeyeyim 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 DNA ağırlığına sahiptir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 DNA ağırlığına sahip bir hücrenin mayoz 1 sonucunda oluşanların DNA ağırlığını gösterin gibi bir şeyler sorabiliyor. Şimdi bunun en baştaki DNA ağırlığı eşlenme gerçekleşmeden önceki DNA ağırlığıdır. O yüzden sen şuraya iken 46'yı kabul ediyorsun ama soruya başlarken şunu 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 almak zorundasın. Neden? Burada eşlenme gerçekleşti. Bak şimdi 2x demiş diye bize 2x dediği aslında burada 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 dediği şeydir. 2x önce eşleniyor. 2 katına kadar çıkış gerçekleşiyor. Yani eşlenme gerçekleştiği zaman 2 katına doğru bir çıkış söz konusu. 8'den sonra buranın ne yapması lazım? Yarıya inmesi lazım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buranın ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 dediğimiz duruma düşmesi lazım. DNA ağırlığı başka bir şey. Kromozom başka bir şey. DNA zaten normal şartlarda hücrende var. O yüzden bunu eşlediğini kabul edip başlangıçta 8 almak zorundasın kromozom dediğiniz şey zaten bu eşlendikten sonra oluşuyor. O yüzden burayı 2 en alt eşittir 46 alıyoruz. Canlıların hep kromozom sayısından bahsediyoruz. Diyoruz ki canlıların kromozom sayısı şudur sabittir. Ama normal şartlar altında kromozomları hücre bölünmediği zaman görme şansımız yok. Bir sonraki videoda mayoz ve mitozun karşılaştırmasını yapacağım ama onunla ilgili de bir iki tane sayfa ekledim. Sorularda aklımıza takılan şeyler olursa onları da çözebilelim diye bir de sorular üstünden Mayoz Mitoz ÖSYM'i de çok seviyor yazılda da çok fazla derecede gelecek biraz da karıştırdığınızı bildiğim için özel bir video hazırlayacağım ona soru ağırlıklı olacak hem kıyasını vereceğim hem soru ağırlığını vereceğim onu da şimdiden söylemiş olayım şimdi baktım Mayoz 1 ve Mayoz 2'ye baktığım zaman Tetras Sinapsis Crossing Over kelimelerini gördüğün zaman kimde gerçekleşiyor Mayoz 1'de gerçekleşiyor Profaz 1 evresinde ama Mayoz 2'de bu cümleleri duyamıyorum Homolog kromozomların anafaz evresinde birbirinden ayrılması nerede? Mayoz 1'de var. Ama mayoz 2'de homolog kromozom diye bir şey yok. Zaten ayrılınca onlara homolog kromozom demiyoruz. Kardeş kromotitlerin ayrılması aynı mitozda olduğu gibi mayoz 2'de de var. Öncesinde interfaz oluşumu. Mayoz 2'nin başında interfaz yok. Mayoz 1'in başında interfaz var. Profaz uzunluğu dediğimiz zaman Mayoz bölünmenin en can alıcı evresi profaz evresiydi. Profaz bir evresiydi. O yüzden mayoz birin uzun sürer profaz biri. Ama mayoz ikinin kıyas yapacak olursak daha kısa sürede gerçekleşir. Bir devam edelim yine oluşan hücre sayısı mayoz 1 bittiği zaman 2 tane yavru hücre oluşmuş oluyor. Mayoz 2'yi tamamlayınca 4 tane yavru oluşuyor. Bölünme sonucundaki kromozom sayısı dediğimiz zaman şimdi bunu da nasıl kabul edelim? 2N e, kromozom sayısına sahipti. Bölünme sonucunda oluşan hücreler mayoz 1'in sonunda N kromozom sayısına sahip ama ne oldu? 2N'den N'e düştü. Yani yarıya inme söz konusu. Burada da oluşanlar en kromozomlu ama burada zaten ene inmişti ya değişmedi. Şöyle değişmeden en olarak göstermiş olalım. Sentromer bölünmesi bunu biraz karıştırıyoruz. Sentromer dediğimiz şey kardeş kromotiplerin bir arada tutunmasını sağlayan yapıydı. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılırsa sentromerler birbirinden ayrılır. O yüzden mayoz bir de sentromer bölünmesi yok. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılınca sentromerler bölünecekler. Aslında başında interfazla aynı şey. Bölünme öncesinde DNA'nın eşlenmesi yani interfaz mayoz bir de var. Mayoz iki de söz konusu değil. Dediğim gibi mayoz ve mitozun farkını da yine Vereceğim ekstra sorular üzerinde çok karıştırdığınızı bildiğim şekilde sorular üzerinde çok fazla derecede vereceğim. Ama bunun sonuna da koymuş olalım. Şöyle bir tekrar etmiş olalım. Gerçekleştiği hücre çeşidi dediğimiz zaman mitoz bölünme vücut hücrelerimizde insan için düşünelim. Vücut hücresinde gerçekleşir. Mayoz bölünme ise üreme ana hücresinde. Şu ana kelimesini unutmuyorsun. Dediğim gibi bazen diyoruz ki işte. Yumurta hücresi mayoz bölünme geçirir. Yumurta hücresi mayoz geçiremez. Zaten mayoz sonucunda oluşmuş. Yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. Gerçekleştiği hücrenin kromozom sayısı bir kere mitoz bölünmeyi en yapabilir. Endenen olur. 2n kromozomlu yapabilir. Vücut hücrelerimiz mesela 2n'den 2 2N olur. Hatta bazı özel 3n'liler bile yapabilirler. Mayoz bölünmeyi yapanın ise illaki 2n kromozom sayısına sahip olması lazım. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı n'e düşmüş olacak. Mitoz dediğimiz zaman canlının hayatında görülme süresi, mitoz hayat boyu devam edecek, hayat boyu. Bu ise belli dönem diyeyim, ergenlikten ee, üreme döneminin sonlanmasına kadar şu hayat boyu olsun. Sonucunda oluşan hücre sayısı mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşuyordu. Mayoz bölünme sonucunda ise bir hücreden dört hücre olacak. Hücredeki kromozom sayısı mitoz bölünme hücredeki kromozom sayısını değiştirmez. Yani mitoz sonucunda değişmezken mayoz bölünme sonucunda değişecek gençler ve ne olacak hatta yarıya inme durumu söz konusu olacak. Gerçekleşme amacı baktım. Şimdi mitoza baktığımız zaman büyüme ve gelişme için gerçekleştiriliyor. Hemen yazayım. Büyüme için yapıyorum. Mitozda hücre sayım arttığı zaman büyümüş oluyorum. Aynı zamanda bazı organların gelişmesi için de mitoz gerçekleşebiliyor. Birim yaralandığında onarım yapılması için ve yenileme içinde yenilenme içinde mitoz gerçekleştiriliyor çok nadiren bazı canlılarda mitozda üreme sağlanıyor ama o şimdi bizim konularımızın içerisinde değil biz insanda gibi düşüneceğiz. Gerçekleşme amacı mayozun ise üreme olayı olacak. Kalıtsal çeşitlilik mitozda asla yok diyeyim. Kalıtsal çeşitliliğin oluşmasına sebebiyet vermiyor ama mayoz bölünmenin yapılmaktaki amacı zaten kalıtsal çeşitlilik oluşması. Sinapsis, tetrat, Crossing over, parça değişimi, mitoz bölünmede tabii ki yok ama mayoz bölünmede bunlar var. Homolog kromozom kelimesini mitozda duymayacaksın yani yok diyeceğiz. Mayozda ise var diyeceğiz. Kardeş kromatitin ayrılması mitozda anafaz safhasında tabii ki var. Mitozda olan şeyler mayozda zaten var. Çünkü mayoz 2 mitoza benziyor. Hatta bazen sınıfta hocalarınız mayoz 2'nin şeklini çizmiyor. Diyor ki ama mitozla aynıdır. Mitozla aynı şekiller görülecek. Evreler birbirine benzeyecek ama mayozun devamı şeklindedir. Yani mayoz bir arkasından mitoz görülüyor gibi düşünmeyeceksiniz. Gelelim eşeyli üremeye. Eşeyli üreme zaten kısa bir konu. Genellikle farklı cinsiyete sahip aynı tür canlıların gametlerinin birleşmesiyle eşeyli üreme dediğimiz olay meydana gelecek. Şöyle bir baktığımız zaman dişi üreme hücrelerine ne ismini veriyorduk? Yumurta. Erkek üreme hücrelerine ise sperm adını veriyorduk. Yumurta ve spermler mayoz bölünme yapacaklar. Yarıya indi kromozom sayısı. Bunlar da döllendiği zaman zigot dediğimiz ilk hücre meydana gelecek. Zigot da oradan başlayacak mitoz bölünmelere. Gelişmeler tamamlanıncaya kadar da zigot bölünmeye devam edecek. Böylelikle yeni bir bebek meydana gelecek temeli neye dayanacak o zaman mayoz bölünme dediğimiz bölünmeye aynı zamanda döllenmeye dayanır hiç unutmuyorsun eşeysiz üremenin temeli ise mitoza dayanmış olacaktı üreme hızı tabii ki eşeysiz üremeye göre ne olacak daha düşük eşeysiz üremede ne yapıyordun ağacın dalını kesiyordun götürüyordun toprağa ekiyordun toprağa ektiğin zaman büyümesini gelişmesini beklemek için harcadığın süre kısıtlanıyordu. Bunda ise gideceksin elmanın çekirdeğini çıkaracaksın. Çekirdeği toprağa gömeceksin. Toprak bir fideye dönüşecek. Yıllar geçecek. Dal gibi olacak. Sonra ağaca dönecek. O yüzden de eşeyli üreme tabii ki daha yavaş şekilde gerçekleşiyorlar. Oluşan bireyler çevre şartlarındaki değişimlere daha dayanıklıdır. Bu bizim için önemli sorusu da yine çok fazla geliyor. Eşeğsiz üreme sonucunda oluşan canlının genetik yapısı ana canlıyla birebir aynıdır. O yüzden de genetik çeşitlilik ortama uyum yeteneği aynıdır. Eşeyli üremede ise ortama adapte olabilecek özellikler daha fazla ortaya çıktığı için yeni oluşacak bireyde bu iyi genlerin görülme oranı fazla olacağı için çevre şartlarına tabii ki daha dayanıklı olacaklar. Kalısal çeşitliliğin oluşmasında kahverengi göz, mavi göz, siyah göz, işte esmer ten, beyaz ten gibi birbirinden farklı özelliklerin oluşmasında etkili. Mantarlarda, bitkilerde, hayvanlarda, eşeğiyle üreme e, görülebiliyor ve nesiller boyu da devamı gerçekleşiyor. Bazı canlılarda erkek ve dişi gamet aynı canlıda üretilebiliyor. Özel canlılar bunlar. Bunlara ise hermafrodit canlılar deniyor. Hermafrodit canlılara bitkiler örnektir mesela. İlkokuldan beri gördüğümüz şu çiçekli bitkilere baktığımız zaman şu erkek organı şu da dişi organı yani yumurta ve polen üretimi erkek ve dişi üreme hücrelerinin üretimi aynı canlıda gerçekleşiyor o zaman bu canlı hermafrodit'tir bazı solucan türlerinde de görülüyor hem sperm üretebiliyorlar hem yumurta üretebiliyorlar çünkü hem dişi üreme sistemine hem erkek üreme sistemine sahipler. Her mafrodit olan her canlı illa kendi kendine döllenme yapacak diye bir kaide yok. Her mafrodit ayrı eşeyli de olabilirler. Yani mesela bitki üstünden anlatayım. Bunun ürettiği polenler, bunun kendi yumurtalığına gelebilir. Dişicik bur tepesine gelebilir. Burada kendi kendine tozlaşma yani kendi kendine döllenme yapabilir. Ama bunun ürettiği polenler başka bir çiçeğe gidebilir. Başka bir çiçekten gelen polenler buraya konabilir. Çapraz tozlaşma dediğimiz ayrı eşeylilik durumu söz konusu da olabilir. Sonuçta şunu unutmuyorsun. Canlı her mafrodit de olsa üreme hücrelerini mayozlu üretiyor. O yüzden her mafroditlikte de genetik çeşitlilik vardır. Bazen dediğim gibi yazıyoruz. Her mafrodit kendi kendine döllenme yapan canlılarda çeşitlilik görülmez. Ya kendi ürettiği yumurtayı kendi spermi döllemiş çeşitlilik görülmez diyorsunuz deme. Ben yumurtayı ürettim ama mayozla spermi ürettim ama mayozla. O yüzden ürettiğim yumurta ve sperm genetik olarak birbirinden farklı. O yüzden bu da yine eşeyli üremeye örnektir. Bakıyoruz eşeyli üreme ile eşeysiz üremeyi de hemen bir kıyas yapalım. Tür içi genetik çeşitlilik eşeysiz üreme tabii ki sağlamayacak ama eşeyli üreme tür içi genetik çeşitliliği sağlayacak. Ata sayısı dediğimiz zaman eşeysiz ürede tek eşeysiz üremede tek bir atanın olması yeterli. Eşeyli üremede ise iki tane ata bireye ihtiyaç vardı. Temelindeki bölünme şekli mitoz bölünme eşeğsiz üremenin temelini oluşturuyordu. Mayoz bölünme dediğimiz bölünme şekli ise eşeğli üremenin temelini oluşturuyordu. Döllenme eşeğsiz üremede tabii ki eksi yani şöyle de yazayım yok döllenme gamet oluşumu yok ki döllenmede olsun. Eşeğili üremede ise döllenme dediğimiz olay var. Oluşan canlının değişen çevreye uyum olasılığı ata canlıyla aynı. Burada eşeğili üremede ise daha fazla şekilde gerçekleşecekler ortama uyum yetenekleri. Gençler böylelikle eşeğili üreme ve mayoz bölünme videomuzu da bitirmiş olduk. Dediğim gibi bir sonraki videomuzda da ben size... E, mayoz ve mitozun karşılıklı sorularından bahsedeceğim. Hemen tak biyolojimizi de bir göstermiş olayım size. Tak biyolojimizde mayoz hücre bölünmeleri ünitesine de geldik. Böyle hücre bölünmeleri konusunda bitirdik. Artık kalıtıma başlayacağız. Eşeğili üreme sorularını çözebilirsiniz. Şöyle mayozun da ödevini vermiş olayım. Bakayım şuradan mayoz mitoz karşılaştırması eşeğilsiz üreme çeşitleri. Sayfa 37'den başlıyorsunuz. Ta ki en sona yazılı sayfasına kadar çözebilecek kıvama geldik. Yani 62'ye kadar çözebilecek kıvama geldik. Bir sonraki videomuzda mayoz mitoz karşılaştırma sorularını çözüp böylelikle yavaştan kalıtım ünitesine de geçiş yapacağız. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.